Thank you EuroPH hoş geldiniz arkadaşlar. bu dersimizde birlikte artık C derslerine başlayacağız. C derslerini. Zaten C++ derslerimiz vardı. Fakat C++'a ve ileride göreceğimiz C# sharp, sharp derslerine temel olması açısından en azından biraz da C göstermeyi göstermeyi istedim. Biraz da C öğretmek istedim. Onun için birazcık da C öğreneceğiz. Ondan sonra C++, C# -Sharp, ve Java gibi dersleri öğrenmeye devam edeceğiz. Şimdi öncelikle C dilinde, C dilini şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar, C++'ın alt elemanı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle yapabiliriz, şunu kapatalım. Ben bir tane deneme açtım şu burada. Evet. Şimdi öncelikle bir tane çalışma dosyası açmanız lazım. Bir de nerede çalışmanız gerektiğini belirlemeniz lazım. Biz masa üstümüzde bir yeni klasör oluşturalım. İlk sosyal paylaşım derslerimiz vardı hatırlıyorsunuz. Hack derslerimiz vardı. Şimdi buraya da C yapalım arkadaşlar. C yapalım şöyle. C'sini büyük yapalım. <laughs> şöyle C yapalım. Ve bu dersimizde de C derslerimizi burada çalışalım. Şimdi Öncelikle C Dev C++ programını kullanacağım. Pro PHP hocam da e, ilk C++ dersinde Dev C++'ı nasıl indirdiğimizi, indireceğimizi ve kuracağımızı göstermiştim. Oradan bakıp indirebilirsiniz eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız. E, şimdi öncelikle bir çalışma alanı e, çalışma kaynağı belirlemeniz lazım. Onun için file diyorsunuz. New search file diyorsunuz e, kaynak dosyası belirliyorsunuz file new search file deyip kaynak dosyası belirliyorsunuz kaynak dosyanızı belirledikten sonra ikinci yapmanız gereken şey bu kaynak dosyasını nereye kaydedeceğiniz nerede saklayacağınız ondan sonra çalışmaya başlamanız lazım onun için de file diyorsunuz save as diyerek e, bizim şöyle masa üstümüzdeki C klasörümüzü belirtiyoruz C klasörümüzü belirtiyoruz fakat bunu e şöyle yapacağız. C++ olarak değil de buradan C'yi seçeceğiz. C search files. Buradan C search files seçeceğiz ve isimlendireceğiz. Ne diyelim? E selamun aleyküm dünya yazacağız bu dersimizde. Yazdıracağız. Onun için şöyle SA diye kaydedelim. Kaynağını kendisi uzantısını kendisi verecektir. Dosyamızın içerisine kaydedelim. Şimdi öncelikle yapmamız gereken ilk şey ...bir e, kütüphaneyi entere, entegre etmek. Bunun için de ilk yapmamız gereken şey... E, ...DS veya veya telefonlardaki kare işaretiyle... ...kare işaretiyle... E, ...bir kütüphaneyi kullanacağınızı... ...yani kütüphaneler var Dev C++'da arkadaşlar... ...Dev C++ arkadaşlar, C dilinde. Bu kütüphanelerde ise tanımlı fonksiyonlar var. Siz eğer e, kütüphaneyi belirtmezseniz kullanacağınız fonksiyon işlemez, çalışmaz. Kullanacağınız fonksiyonun işlemesi için o fonksiyonun içinde olduğu kütüphaneyi belirtmeniz gerekiyor. Ve C dilindeki ilk kütüphane ise şöyle yapacağız. include, include, include içermek demek arkadaş, Include içermek, kapsamak. Include küçüktür işareti, include küçüktür işaretisi. std I, o nokta h büyüktür işareti. Standart input output header demek. Standart standart input girmek girdi output çıktı out o diye yazılıyor. O output şöyle yani standart şurası input burası isi output ise çıktı demek arkadaşlar çıktı. Header, header başlıklar ve benzer şeyler diyebilirsiniz. Headerlar. Şimdi bu kütüphaneyi belirttikten sonra ikinci yapmanız gereken şey e, int e, main şöyle main func main void yazmanız. Bu ne demek arkadaşlar? Bu şu demek. E, bu bunun yardımıyla C'ye ilk önce neyin çalışacağını bildiriyorsunuz. Int main diyerek main ana int main void ana de void <laughs> diyerek C'ye ilk baş neyin çalışmasını ilk öncelikli olarak neyi çalıştırması gerektiğini burada belirtiyoruz. Ve yine kuyruklu parantezimizi açıyoruz. Artık bunlara yatkınsınız. Kuyruklu parantezimizi kapatıyoruz. Bu iki kuyruklu parantezimin arasında yazacağım. Mesela direkt selamun aleyküm dersem aleyküm dersem bana e, yazdırır mı? Böyle bir şey gösterir mi? Göstermez. Ee, bir şey yazdırmak istiyorsanız eğer e, C dilinde print printf fonksiyonunu kullanmak zorundasınız. print Printf fonksiyonunu kullanıyorsunuz. Parantezi açıp kapatıyorsunuz. Noktalı virgülle fonksiyonu kapatıyorsunuz. Eğer içerisine e, bir string gireceksiniz yani bir text gireceksiniz. Şöyle tırnak işaretleri arasında, çift tırnak işaretleri arasında yazmak zorundasınız. Şimdi çift tırnak işaretleri arasında print f fonksiyonunu yazacağız. Studio H e, kütüphanesinin içerisinde bulunan print f fonksiyonunu, print function ya da print e, function olması gerekiyor. Her neyse o kadar önemli değil. Şimdi selamun aleyküm dünya dedim. Peki bunu nasıl yazdıracağım? Direkt böyle yazsınız arkadaşlar. Program çalışır fakat çalışır çalışmaz kapanır. Yani siz şu an sadece dediniz ki programa e, selamun aleyküm dünya yaz o kadar. Otomatik olarak default olarak kendisi selamun aleyküm'ü gösterdikten sonra kapatacaktır. Peki nasıl çalıştıracağız? Öncelikle execute derleyerek compile diyeceksiniz. Compile derlemek demek. Yani bir nevi kaydedeceksiniz arkadaşlar. Compile diyerek derliyorsunuz. Herhangi bir hata var mı yok mu kontrol ediyor... Eğer yoksa ondan sonra çalıştıracağız. Eğer direkt run'a basarsanız çalıştırmaz. Öncelikle compile diyoruz. Compile diyoruz ve buradan bekliyoruz. Compiling done diyor. Status done. Error. Herhangi bir hata vermedi. Her şey tamam. Close diyoruz. Şu an compile derledik. Derledikten sonra execute'den yine run diyerek. Kısa yolları da var burada gördüğünüz gibi. Şimdi onları kullanmıyorum ben. <laughs> Pardon. Run diyerek çalıştırıyoruz şimdi. Run diyelim bakalım ne olacak. Run dedik. Gördüğünüz gibi yazdı. Selamun Aleyküm Dünya yazıyor. Şuraya dikkat edin. Selamun Aleyküm Dünya yazıyor fakat hemen kapanıyor. Bir tekrar randevum. Gördüğünüz gibi şurada. Selamun Aleyküm Dünya yazdı. Çıktı fakat kapandı. Peki bunu nasıl e, engelleyeceğiz? Biz bir şey dedikten sonra kendi kapansın. Onun için get ch. Get karakter. Karakteri yakala. Şöyle karakteri yakala fonksiyonunu şöyle parantezimizi açıp kapatıyoruz ve noktalı virgülle kodumuzu kapatıyoruz. Parantezi yakalamasını yani keyboard'dan klavyemizden e, bir emir gelmedikçe herhangi bir tuşa basılmadıkça gitme. Karakteri yakalamadan çıkma programdan diyoruz burada. Get karakter diyerek. Şimdi e, direkt run dersek çalışacak mı bakalım? Run diyelim çalışacak mı bakalım. Gördüğünüz gibi çalışmadı. Yine aynı sonuç. Bu arada dünyanın üsünü U yapalım. Şimdi U yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi çalışmadı. Dediğim gibi biraz önce Execute diyerek önce Compile diyeceksiniz. Derleyeceksiniz. Compile. Compile dedik. Gördüğünüz gibi statüsten herhangi bir hata yok. Compile aynı zamanda arkadaşlar bu Dev C++'ın programının bu tip derleyicilerin genel adı Compiler. Yani derleyici demek. Compiler'dır. Hani eğer şey yaparsanız Üniversitelerde falan compiler denir bunlara compiler. Eğer İngilizcede bir eğitim görüyorsanız zaten compiler deniyordur. Execute compile dedikten sonra run diyoruz. Şimdi çalıştırıyoruz. Run diyoruz. Gördüğünüz gibi artık selamun aleyküm dünya yazısını verdi bize e, MS dos komut dosyamızda. Gördüğünüz gibi şu an programımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi C user benim lokalos bilgisayarımın adı Desktop, masoüstü demek C klasörüm içerisinde selamun aleyküm. exe. exe uygulamaların uzantısıdır arkadaşlar. Dikkat edin. exe exe. E, gördüğünüz gibi ilk programımızı C yazdık. Peki şurada yanıp sönen ne arkadaşlar? Biraz önce böyle dildi. Bir yanıp sönüyor şurada imlecimiz. Bu bizden bir karakter bir şey tuşuna basmamızı bekliyor arkadaşlar. Klavyemdeki herhangi bir tuşa bastığım an kapanacaktır. Örneğin ben burada F'ye basayım. F'ye bastığım an kapanacaktır. Evet F'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi kapandı. Karakteri yakaladı ve kapattı. İşte get karakter fonksiyonunda bu işe yarıyor. Tekrar deneyelim. Execute. Run diyelim. Şu an gördüğünüz gibi beni bekliyor. Selamun Aleyküm, dünya yazımız çıktı. Herhangi bir tuşa basayım. Bu sefer de O'ya basayım. Oğuzhan'ın O'su. O'ya <laughs> bastım. Gördüğünüz gibi karakteri yakaladı ve kapandı. Evet arkadaşlar. Böylelikle CD'den de giriş yapmış olduk. Bu dersimizin sonu olsun. Bizlere destek vermeye devam edin arkadaşlar. Zaten üyelerimiz baya bir arttı. Düşünme aşamasındayım ne yapsak diye çünkü yetişemiyoruz artık VIP üyelerimiz özellikle arttı genelde de daha yeni yeni derslere izlemeye başlıyorlar veri tabanı ticaret sitesi falan yavaş yavaş geliyorlar bazı arkadaşlarım sosyal paylaşım falan yetişmiş oradan devam ediyorlar e, düşünme aşamasındayız arkadaşlar bir şeyler yapmak zorundayız bu kadar çok kişiyle ilgilenemiyoruz e, İnşallah daha güzel şeyler olacak. Evet. Böylelikle C dersine de giriş yapmış olduk. E, i̇nşallah böyle güzel bir şekilde devam etmiş devam ederiz umarım derslerden memnun, memnunsunuzdur başarılar diliyorum arkadaşlar hepiniz